Aradan sonra gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyiciler. Eğitim gönüllere dokunmaktır diyen İhlas Holding'in kurucusu merhum Doktor Enver Ören'in temellerini attığı İhlas Koleji'nde her yıl düzenlenen bahar şenliği yine renkli görüntülere sahne oldu. Eğlenirken bilimi unutmayan öğrenciler okul bahçesini atölyelere çevirdi. Eğlenirken öğrendi, öğrenirken eğlendi. İşte o güzel görüntüler. Ahşap eserler işlendi, suya resim çizildi. Halat çekme ve sandalye kapmacayla yüzler güldü. Bilim hiç unutulmadı. Robotik kodlamayla yazılım mühendisliğinin temelleri atıldı. Fen deneyiyle geleceğin kimyagerleri deneyim kazandı. Türk'ün okçuluk gücü bir kez daha zihinlere kazındı. Hedef vurunca başarıyı hissediyorum, başarı. Yaklaşan dönem sonu ve ısınan havalar öğrencilerin bahçelere akın etmesine neden oldu. Özel İhlas Koleji Bizim Evler kampüsünde de öğrenciler için bir etkinlik düzenleniyor ve öğrenciler doyasıya eğleniyor. Bugün neler yaptın? Bugün burada oynadım, eğlendim. Gelişen dünya teknolojisine İhlas Koleji de ayak uyduruyor ve robotik kodlama atölyesiyle minikler kodlamayı küçük yaştan itibaren öğrenmiş oluyorlar. Gelecekle ilgili hayalimiz neler? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği hayalini kuran yalnızca 6. sınıf öğrencisi Yunus Demir değil. Mühendis olmak istiyorum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Mühendis. Robotlarla alakalı mühendis yapmak istiyorum. Büyüyünce de elektrik mühendisi olmak istiyorum. Eğitimde mükemmele yolculuk parolasıyla yıllardır birçok kampüsünde eğitim ve öğretime devam eden İhlas Koleji'nin bahar şenliğinde yalnızca öğrencilerin değil, velilerin ve öğretmenlerin de yüzü güldü. Çok keyifli geçti İhlas okullarında. Çok memnunuz. Etkinlikler boldu. Bizim için güzeldi. Özellikle pandemiden sonra okulların yüz yüze olması ve hiç kapanmaması bizim için daha motive ediciydi. Zaten öğrencilerimizle de birbirimizi tüm gün görmeyi özlemiştik. Eğleniyoruz. Hak ettik. Bütün sene çalıştık. Çocuklar çalıştı. İyi, güzel her şey. Çok güzel. Ve şenlikte beklenen an geldi. İhlas Koleji mehter takımı şu anda şenlik alanına giriş yapıyor. Mehter Marşı ile birlikte coşkunun tavan yaptığı etkinlikte İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin de öğrencilerinin yanındaydı. Standları tek tek gezen Yeltekin, eğitim neferlerinden bilgi aldı, öğrencilerin neşesine ortak oldu. Yazı coşkuyla karşılayan öğrenciler, karnelerin verileceği 17 Haziran'ı beklemeye başladı.